Ordu'nun Ünye ilçesinde doğdum. 16 yaşına kadar Ünye'de yaşadım. Daha sonra eğitimim için İstanbul'a gittim. Eğitimim ve ticaretim bir dönemini İstanbul'da tamamladım. Daha sonra 5 yıl önce tekrar memleketimize geri dönüş yaptık. Daha sonra benim çocukluktan beri hayalim olan, ekstra hobim olan at sevgisiyle alakalı kendi çocuğuma, oğlum Alparslan'a, kızım Mülkü'yle beraber at bakmaya başladık. Birazcık daha ata ilgimiz arttıktan sonra dostlarımızdan at hediye gelmeye başladı. At sayısı 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu. En sonunda 7 tane atımız oldu. Bu atları bağlayacak bir yer bulmamız gerekiyordu. Tabii çocukluktan beri bir hayalimiz vardı bizim de. Bir at çiftliği kurmak, restoran kurmak, misafirlerimizi, dostlarımızı ağırlamak gibi. Biz bu hayallerimizi hep dostlarımızla aynı ortamda paylaşırdık. Ünye Borsa Başkanı var, Mustafa Uslu Bey. Çok da sevdiğim bir dostumdur, ağabeyimdir. Dedi ki Ferhat, hadi senin bu hayalini gerçekleştirelim. Tolga Kaygı, iş adamı kardeşim, onlar da teşvikte bulundular. Aslında benim hayalim için benim dostlarım benim yanımda oldular diyebilirim. Benim ve ailemin, arkadaşlarımın tarihi eserleri merakı çok fazlaydı. Biz çiftliği faaliyete geçirdikten sonra Ünye Borsa Başkanı Mustafa Uslu yaklaşık 100 yıllık, 150 yıllık bir gümüş kırbaç hediye etti. Çiftliği faal hale getirmeye başladıktan sonra dostlarımız benim tarihi ürünlere de, tarihi eserlere de merakımı biliyor. Bu geleneği başlatan da Ünye Borsa Başkanı, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu Başkanımız başlattı. Yaklaşık 150 yıllık el işlemesi yapılmış bir gümüş kırbaç hediye etti. Peşinden genç iş adamlarından bölgemizde Tolga Kaygı kardeşim yine tahmini 100-120 yıllık suvari yeri hediye etti. Tamamen deri. Yine iş adamı arkadaşlarımız, ailemden dostlarımız yaklaşık 100 yıldır 150 yıllık bir at arabası hediye etti. Yine İstanbul'dan kuzenim Ziya, benim aynı zamanda medya sektöründe de girişimci iş arkadaşım, ortağım. Ziya'nın bir öküz arabası, abiyane tabirle bölgemizde bilinen, onun tekerleklerini bulmuş artık nereden bulduysa, onun hediyesi geldi. Tarihi tesbihler hediye gelmeye başladı. Bu da çiftliğimize renk kattı. Bundan sonra her gelen dostlarımız küçük küçük hediyeler getirmeye başladı. Rahmetli Ali Hikmet amca, kendisi yüksek mühendisti. Onun hayallerini biz devam ettiriyoruz aslında. O Karadeniz bölgesine ait çivisiz ev yapmıştı. Eski Hızar Atölyesi, Hızar vardı. Bölgemizde büyük abilerimiz bilirler. Patos, yani fındığı ayıklayacak makine çıkmadan önce kullanılan tarihi ürünler vardı. Biz sadece tarihi de bir araya getirmedik aslında. Şunu da yaptık. Eğitimci kimliğimiz olduğu için çocuklarımıza hem doğayla hem de atı, insanı bir araya getirmeye çalıştık. Şansımıza yan tarafımız nehir, kano organizasyonları yapmaya başladık. Biz de bu bölgenin çocuğu olduğumuz için bizim de doğal iletişim tarzımızı beğeniyorlar. Biz ona yoruyoruz açıkçası. Bir de bu pandemi süreci, Covid-19 pandemi süreci insanları geriye dönüşü getirdi. Biz bu süreçte evde ekmek yapmayı öğrendik. Ninemizin mayaladığı ekmeği gibi mısır ekmeğini, normal buğday ekmeğini mayalayıp sabah ekmek yapmayı öğrendik. Dolayısıyla geçmişe bir hasret olduğu insanlarda ortaya çıktı. Burada da geçmişle alakalı çok parça olduğu için insanlar onu görmeye geliyorlar. Gelin arkadaşlarımız, damat arkadaşlarımız standart fotoğraf çekilmektense daha doğal ortamda, tarihi eserlerin içerisinde fotoğraf çekilmeyi tercih ediyor. Yaklaşık 100-112 parçalık tarihi eserimiz var bizim burada. Bizim toplam 7 tane atımız var. İngiliz atımız var. Bölgesel rahvan atımız, Türk atı dediğimiz Türk atımız var, ponimiz var, midillimiz var. Her ırktan aşağı yukarı atımız var. Biz neden atla insanı buluşturuyoruz? Birincisi biz Türk'üz. Atı evcilleştirmiş olan ırkız. Birinci gerekçemiz buydu. İkincisi, insanların artık ben rehabiliteye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve rehabilitasyonun da en önemli argümanın at olduğunu düşünüyorum. Mesela Down sendromlu çocuklara baktığınızda atla zaman geçirdiğini, ne kadar mutlu olduğunu ve nasıl iletişim kurduğunu görmüş olursunuz. İnsanı rehabilite edebilecek, insanı negatif enerjilerden arındırabilecek nadir sporlardan biri olduğunu düşünüyorum biniciliğin. At sevgisinin insanların ruhunu okşadığını düşünüyorum.